Tatil beldeleri kadar İstanbul'da hareketli. Şimdi keyifli bir tura çıkacağız. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, Karagül'ün özlemi Hilal Altınbilek'le aşk mı yaşıyor? İrem Derici tatile gittiği halde neden denize giremedi? Mahsun Kırmızıgül yeni filmiyle ilgili ilk kez konuştu. Hep beraber izliyoruz. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'dan aşk itirafı gibi sözler. Adını duyunca detaylıyorum. İrem Derici plajda neden kotla dolaşmak zorunda kaldı? Bütün gün geziyorum pantolonla. Mahsun Kırmızıgül hayranlarına müjde. Çalışmalar başlayacak yakında. İşte tatil moduna geçen İstanbul'da yaşananlar ve Magazin 8 kameralarına takılan ünlü isimler. Geçtiğimiz günlerde İdo babası İbrahim Tatlıses'in şarkı söylediği bir videoyu Instagram hesabında paylaşmış. Tatlıses hayranlarını heyecanlandırmıştı. Meğer bu görüntülerden daha çok varmış ama babasından izin alamadığından paylaşamıyormuş İdo. Radyo söyleyeceğim ama paylaşmayacağım. Malum İdo baba mesleğini seçti. Şarkıcı oldu. Şarkılarıyla da hem babasından hem de dinleyiciden tam not aldı. Yanarım bugünlerde, sorunum değil, yaşarım bu bedende. En büyük hayali ise uğradığı saldırının ardından yeniden albüm çalışmalarına başlayan babasıyla düet yapmakmış. Bulamadım, bulamadım, bulamadım ya. Kendisini ikna etmek çok zor. Gerçekten zor bir sanatçı. İmparatorluğunu her yerde kanıtlamış, o yüzden ikna etmek gerçekten zor. Çabalıyoruz oğlu olarak, bakalım. Konuşmalar yapıyoruz ama arada tamam oluyor, sonra dur bakarız oluyor. İbrahim Tatlıses'in bu ani karar değişiklikleri İdo'yu alternatif aramaya itmiş. Ama çok uzağa da gidememiş. Çık 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 dışarı, sus, kalbin kadar konuş. Şimdilerde yıllar sonra aileye dahil olan ablası Dilan Çıtağ'ı bir düete ikna etmek için uğraşıyormuş. Dilan'la olması daha basit gibi duruyor şu an yani. İbrahim Tatlıses'ten evet daha basit duruyor. Biraz da aşk meşk konuşalım. Geçtiğimiz günlerde İdo Instagram hesabından bir selfie paylaşmış, birkaç dakika sonra da silmişti. Fotoğraftaki güzel, Karagül'ün özlemi, güzel oyuncu Hilal Altınbilek. Senin o çakıllı taşlı yollarında değil yürümek, koşmaya hazırım ben. Daha Hilal Altınbilek'in adı geçer geçmez İdo terlemeye başladı. Abi, vallahi kan terişine kaldım, yemin ediyorum kan terişine kaldım. Ve sonunda ağzından aşk itirafı gibi sözler çıktı. Adını duyunca detaylıyorum. Burada da şu an terliyorum, çok sıcak. İdo'yu daha fazla terletmeyelim ve rotamızı Nişantaşı'na çevirelim. İrem Derici yakın arkadaşı Merve Özbey için sürpriz bir doğum günü hazırlamış. Ama parti için uğraşırken hediye almayı unutmuş. Çakalamadım doğum günde ama sana gani gani mikrofon getirdim. İrem Derici mikrofonlarla durumu idare etti. Zaten parti iki kişilikti. Çünkü diğer davetliler de müzisyen olduğundan çoğu konser için şehir dışındaydı. Büyük giderdim konsere, ne yapacağım ayol sonra kurtarım. Ben de giderdim. O da doğru, gider, ne yapacağım? Kusura bakmayın, konser çok önceden almışlar derdim. İptal de edemiyoruz da. Seyirci bekler. İrem Derici, ben olsam ben de konsere giderim dedi ve bakın nedenini nasıl açıkladı. Bak seneye zaten yine gireceğiz aynı yaşa. Tabii. Biz bıraktık artık, büyümüyoruz. Ama aynı yaştayız. Ben 25'te bıraktım. Öyle mi? 25'te bıraktım. Geçtiğimiz hafta sevgilisi Lider Şahin'le Bodrum'da tatildeydi İrem Derici. Ama pek bronzlaşamamış sanki. Ege'nin serin sularından faydalanmadınız mı İrem Hanım? Tatilde esmerleşemedim ya. Burada keko gibi havuza gittim. Yok, tatilde olmadı, beceremedim. Oramı buramı çekeceksiniz diye bütün gün geziyorum pantolonla. Aslında son aylarda tüm fazla kilolarından kurtulup incecik oldu ünlü şarkıcı. Ama fiziğine güvense de ters ışığa güvenemiyormuş. Ters ışık oluyoruz ya, ben böyle. Bir şey ya. Selim. Sıradaki durağımız bebek. Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen Cansu Dere, süper lüks jipinin içinden sıcacık gülümsemesiyle geçiyor önümüzden. Kiralık Aşk dizisinin işbilir yengesi Neriman, yani Nergis Kumbasar da bebekte. Bebekle 3-5 tur atmaya geldim. Tatil
tatilden yeni dönmüş. İstanbul havasına alışmaya çalışıyormuş ünlü oyuncu. Yurt dışındaydım bir hafta, geldim artık İstanbul'da tatilimi yapıyorum yani. Günü geceye çeviriyoruz. Yeniköy'deyiz. İyi akşamlar çocuklar. Teşekkürler, çok sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Şubat ayında Amerika'da Ece Pina ile evlenen, Mayıs ayında da kızını kucağına alan Mahsun Kırmızıgül arkadaşlarıyla yemekte. Kalabalık masada ünlü komedyen Metin Yıldız ve Çağlayan Topaloğlu da var. Tabii bu sıradan bir buluşma değil. Masanın etrafı dostlarla dolu olsa da Mahsun Kırmızıgül yeni filminin hazırlıklarını paylaşıyor. Ama çalışmalar başlayacak yakında. Mahsun Kırmızıgül film müjdesini verip arabasına atlıyor ve evinin yolunu tutuyor. Kurtlar Vadisi'ndeki Zeynep rolüyle habercilikten oyunculuğa geçiş yapan Defne Samyeli, kızı Derin'le birlikte İstinye'de alışverişte. Ama Defne Samyeli bu sıcakta hasta olmuş, sesi bile zor çıkıyor. Çok rahatsızım, sesim kısık. Geçmiş olsun. Derin annesinin boyuna ulaşmış, ışıl ışıl yüzü, kusursuz fiziğiyle Avrupa Güzellik Yarışması'ndan taçla dönen annesi Defne Samyeli'nin yanında bile dikkat çeker hale gelmiş. Hemen hemen her gün buradan geçiyor. Yüzünde